Günaydın herkese. Ben Yusuf Elmez, Boşkar Türkiye Müdürü. Bugünkü webinarımızda misafirimiz Sparta Bilişim'den Alper Bey'le beraber aslında son dönemin oldukça önemli konularından bir tanesi olan pentest'i konuşacağız. Bize çok fazla soru geldi pentest'le ilgili. Bunları direkt pentest konusunda profesyonel hizmetler veren Alper Bey'e yönelteceğiz. Alper Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok iyiyiz. Biraz bu pandemi süreci bizim açımızdan yoğun geçti. Belki siz de fark etmişsinizdir. Pandemide bir fırsat yakaladı siber suçlular ve bunu da değerlendirdiler. Herkes evden uzaktan çalıştığı bir yapıya geçince ister istemez onlara da gün doğmuş oldu. Onun için biz yoğun bir sene geçiriyoruz diyebilirim o açıdan. Sızma testleri tabii ki işin boyutu ama olay müdahalesi de verdiğimiz hizmetlerden biri. O taraf baya hareketli şu sıralar. Bize daha önce söylediğim gibi bize çok fazla soru geliyordu sızma testleriyle ilgili. Doğal olarak biz bu hizmeti vermediğimiz için dedik ki bir webinar yapalım. Bu hizmeti veren biriyle profesyonel olarak görüşelim. Bize anlatsın nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor. Çünkü ülkemizde her sektörde olduğu gibi, bilişim sektöründe de bildiğiniz gibi birkaç şey bilen insanlar hemen ben bunu da yapıyorum, şunu da yapıyorum demeye başlıyorlar. Komik hikayelerle de karşılaşıyoruz. En azından burada bu hizmeti almak isteyen iş ortaklarımız da var, müşterilerimiz de var. En azından bu tarz bir hizmeti alırlarken nelere dikkat etmeleri gerektiğinde bugün bahsedersek iyi olur. Öncelikle ben Alper Başaran'ı tanımak istiyorum. Ben tanıyorum aslında ama tanımayanlar vardır diye tahmin ediyorum. Bize kısaca Alper Başaran kimdir, ne yapıyor, ne ediyor? Bugün burada bizle beraber olmasını sağlayan yaptığı işler nelerdir? Ve en sonunda da aslında ben size tanışma hikayemizi anlatmak istiyorum. Biraz garip bir hikaye çünkü. Ondan sonra da yavaş yavaş pentest, sızma testi konusuna yavaş yavaş giriş yaparız. Tabii ki. Sizin de söylediğiniz gibi Alper benim ismim. Ben yaklaşık 15 yıl, belki de 15 yılı aştı süredir siber güvenlik alanında çalışıyorum. Ana odağımız aslında yaptığım 3 tane temel iş var. Bunlardan bir tanesi sızma testleri. Diğerleri eğitim vermek, bir de danışmanlık siber güvenlik alanında danışmanlık veriyoruz. Burada aslında bu hizmetleri sadece Türkiye değil, işte Amerika'da da müşterimiz var, Özbekistan'da da müşterimiz var, Tunus'ta da, işte Orta Doğu'da da faaliyet gösteriyoruz. Mümkün mertebe dünya geneline yayılmış durumdayız. Bu konuda biraz kafa yormayı seven 2-3 kişiden biriyim sektörde. İşte bunun sonucu olarak yayınlanmış kitaplarım var. Bu arada webinarda kitap hediye edeceğiz. Onun için katılımcılarla önerim sonuna kadar kalın. 3 tane kitabım var bu siber güvenlikle ilgili. Ve işte blog yazıları, mailler, mümkün olduğu kadar sektörü de eğitmeye çalışıyorum. Çünkü dediğiniz gibi eline laptop alıp çıkanlar da bu işi yapıyorum diyebiliyor. Hatta daha yakın zamanda başıma geldi. Bir bilişim firması diyeyim, isim vermeyeyim, aradı. Konu şeye gelmiş, benim blogumda ve bizim şirketin sayfasındaki yazıları bunlar araklamışlar, kendi müşterilerine göndermeye başlamışlar. En sonunda müşterinin biri demiş ki tamam yapalım bu işi. Ama onlar da ne onu yapabilecek bir teknik personel var, ne yaptıkları bir iş olmadığı için. Şimdi döndü biraz mahcup, ya biz sizden bu içerikleri çalmıştık, şimdi de bir iş var elimizde, nasıl yapacağız diye beni aradı. Hani bunu da görebiliyoruz. Çok sızma testi adı altında çok farklı işlerin yapıldığını da görüyoruz. Bunların aynısına gireceğim zaten biraz. Hani sızma testi nedir ve zafiyet taraması ve diğer o hizmetlerden niye farklıların aynısına gireceğiz webinarda. Ama hizmet olduğu için zaten nihai ürünü görme şansı yok. Bir POC yapalım, bir demo yapalım deme şansı yok. Onun için biraz ne çıkarsa baktığına, bu da sektörde bazı istenmeyen şeylerin yaşanması neden oluyor. Aslında güzel bir giriş yaptınız. En çok gelen sorulardan bir tanesi şeydi zaten, hani sızma testiyle işte risk assessment, vulnerability management, bunlar aynı şeyler midir diye. Bunlardan cevabını vereceksiniz. Ben de kısaca size tanışma hikayemizi anlatmak istiyorum. Hatırlarsanız geçen seneydi sanırım. Kitabınızı gördüm.
Ben de hani haftada böyle 2 gün, 3 gün seyahat ettiğim için mecburen de uçakta zaman geçirecek, okuyacak bir şeyler arıyorum. Dedim ki hani madem bu işi yapıyoruz, biraz daha hani tarihi nedir, ne değildir. Sonuçta teknik bir adam değilim. Doğal olarak hani bir malware'in hani teknik olarak ne aşamalarına geçtiğini bilmem çok mümkün olmuyor maalesef. Ama dedim ki hani en azından ne olmuş, ne bitmiş, ilk nasıl başlanmış, nasıl evrilmiş, şimdiye kadar nasıl gelmiş diye öğrenmek istedim açıkçası. Sizin kitabınıza rastladım. Ama hani şeyi çok sevmiyorum. Hani kitaba böyle fiziksel olarak para vermeyi sevmiyorum. Sonuçta hani doğayı bir şekilde korumamız gerekiyor. Size de şeyde uğraşmıştım. Hani PDF alabiliyor muyuz diye. Evet, evet. Sizde PDF'imiz yok maalesef demiştiniz. Ben sonradan aslında dank etti. Hani bir kitap yayıncısı niye PDF olarak versin ki? Sonuçta şey var. Hani ben sizden alırım, dağıtabilirim de. Böyle bir risk var sonuçta. Hani keşke arada, Türkiye'de bu kadar bir talep olsa da dağıtsak keşke ama maalesef öyle bir talep yok. Buyurun. Sizinle konuştuktan sonra aslında dün fark ettim ben de PDF'i düşmüş internete şey olarak. Ha, öyle mi? Ben yapmadım falan. Bu arada. Yani. Bu ilk kitabım çıktığında da şeyleri geziyordum işte korsan kitapçıları şu var mı diye kendi kitabımı istiyordum hani bir ihtimal oraya düşerse çünkü o aslında iyiye işaretti hani bir bakıma evet, talep var evet. Korsanını basıyor neyse PDF'i düştü internete o da hani benim açımdan bir miktar sevindirici çünkü zaten yani kitaptan para kazanmak gibi bir şey söz konusu değil Türkiye'de hani öyle bir ticari şeyimiz yok. Doğru söylüyorsunuz. Siz de bana şey demiştiniz hani ben size bir tane kitap göndereyim hediye edeyim diye teşekkürler ederim. Kitap elime ulaşmıştı ve hani her şey kendime şey söz vermiştim her seyahatte bu kitabı okuyacağım diye. Bu kitabı da bitirdim ve açıkçası hani normal bir hani teknik olmayan bir adamın bile anlayabileceği şekilde anlatmışsınız ve oldukça eğer ki bu sektöre girmek isteyen veya bu sektörde kendine gelişmek isteyen insanlar varsa bence geçmişi bilmek çok önemli. Çünkü hani şu anki saldırılara baktığınız zaman, yeni malware'lere baktığınız zaman aslında çok da yeni değiller. Eskilerin biraz daha devşirilmiş halleri var. Ama biz maalesef hani onları hala yeniymiş gibi görüp bak yeni bir şey çıkmış diyoruz ama biz daha hala eski saldırıları bile engelleyecek yapılanmayı yapmamış durumdayız. Bundan dolayı oldukça önemli. Ben de size zaten bunun karşılığında şey, temadan ağaç hediye etmiştim. Madem doğaya bu kadar zarar verdik karşını ederim diye. Sizin de dediğiniz gibi hani bugün webinarın sonuna kadar bize Alper Bey'in seçeceği en güzel soruyu gönderene bir tane kitap hediye edeceğiz. O yüzden bu GoToWebinar'ın panelinde alt tarafta questions kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Bugün hani uzunca bir süremiz var, 2 saat. Bunu doldurmak zorunda değiliz ama sorularınız olursa doldurmaktan mutluluk duyarız. Siz aslında şey giriş yapmıştınız, pentest nedir diye. Ben de bunu sormak istiyorum. Pentest tam olarak nedir? Ve hani sonuçta her bir üründe olduğu gibi pentest'te çeşitleri var. Hani ben bir pentest hizmeti satın alayım dediğiniz zaman aslında bunun alt kademeleri var. Hani tam olarak pentest'ten beklentin nedir? Ne için pentest yapmak istiyorsun? Uygulaman mı var? Yoksa işte tüm network'e mi yapmak istiyorsun veya Wi-Fi'ye mi yapmak istiyorsun gibi gibi konuları var. Sizden aslında pentest nedir? Çeşitleri var mıdır? Veya sizin anlatmak istediğiniz bu tarafta herhangi bir şey varsa dinlemek isteriz. Tabii ki şimdi sızma testlerinin aslında temel bir hizmet ettiği birkaç konu var. Bunlardan ilk akla gelen tabii ki mevcut riskleri ve tehditleri belirlemek. Yani benim mevcut durumum, network'üm hacklenmeye müsait mi? Böyle bir güvenlik açığı var mı? Bir onu ortaya çıkarmak tabii ki şey başlıca görevi. Ama onun dışında da sızma testi örneğin benim işime yansıyacak siber güvenlik risklerini de ortaya koyan bir çalışma. Yani şunu söyleyebilirim. Yani siz işte şu parolayı default bırakmışsınız. Bu iyi değil. Evet tamam iyi değil de ne olur bunun sonucunda sorusunda sızma testinin yanıtlamasını bekliyoruz. Veya işte şurada işte Windows'unuz var. Güncelleme yapmamışsınız. Tamam hani geçmezsem bu güncellemeyi ne olacak sorusunun yanıtını biz sızma testinden bekliyoruz. O sorunun yanıtı da evet işte oradan bizim bütün muhasebe kayıtlarımızı silebilirler. Fabrikamızı durdurabilirler. İşte dışarıya veri sızdırabilirler. Her neyse bunun işte business impact dediği Franklin'in dediği gibi bunu ortaya çıkarmasını da bekleriz. Bunun yanında mevcut güvenlik duruşumuzu da değerlendirmesini belli ölçüde yine bekliyoruz. Çünkü şimdi birazdan değineceğim ama sızma testlerinin bizim
yapabileceğimiz 3 farklı yöntem var ana başlık olarak. Siyah kutu black box, beyaz kutu white box ve gri kutu gray box şeklinde. Şimdi black box bir sızma testinde, yani siyah kutu bir sızma testinde ben sistemlere tam dışarıdan bir saldırganın yapacağı gibi yaklaşıyorum. Benim için bir özel konfigürasyon yapmıyorlar. Benim için bir ayar değişikliği yapmıyorlar. İşte IP'leri ve özel izin tanımak vesaire gibi şeyler. Bunların hiçbiri yapılmıyor. Yani bizim durumumuz bu, mevcut durumumuz bu. İşte firewall'ımız, IPS'imiz her neyse devrede duruyor ve onlara rağmen ya da onları aşarak bir test yapılmaya çalışılıyor. Bu şekilde yapılan bir test bana aynı zamanda güvenlik duruşum konusunda da bilgi veriyor. Evet, ben kendimi koruyabiliyorum ya da koruyamıyorum. Ve daha da önemlisi, hani güncel saldırılar düşünüldüğünde ben bir saldırı girişimini tespit edebiliyorum ya da edemiyorum. Çünkü engelleyemeyeceğimizi biliyoruz. Hani NSA engelleyemiyor, NASA engelleyemiyor, FBI engelleyemiyor. Hani biz mi kobi bütçemizi engelleyeceğiz? Mümkün değil, komik yani. Onun için en azından tespit edebilecek duruma gelelim. Bu konuda da sızma testinin de bize bir takım çıktılar vermesini bekleriz. Son olarak da bütün bu sızma testi bir süreç. Birazdan ayrıntılarını konuşuruz elbette ama bu sürecin sonuna geldiğimde de benim güvenlik duruşum işte ya da güvenlik seviyem 5 ise testte bütün bu süreç başlamadan önce hiç değilse bir 6'ya 7'ye mümkünse 9'a çıkabilsin bunun sonucunda. Yani o sızma testi bulguları aslında bizim için ödev. Ne çıkıyorsa, nereyi iyileştirmemiz gerekiyorsa bir ödevler listesi ve bunları yaparak bu iyileştirmeleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Test kapsamı farklılık gösterebilir. Ama ana şeyde bakacak olursak bir dışarıdan yapılan testler, bir de içeriden yapılan testler diye ikiye ayırabiliriz. Test türleri biraz önce söylediğim gibi black box olabilir. Yani kuruluş der ki ben hiçbir şey değiştirmiyorum. Network bu. Hadi kolay gelsin sana. White box, beyaz kutu testlerde de mümkün olduğu kadar birlikte ve işbirliği yaparak çalışıyoruz. Örneğin bir uygulama varsa uygulamaya test kullanıcısının açılması ya da işte topolojinin bize anlatılması gibi biraz da orada bir işbirliği içerisindeyiz. Gray box da gri kutu ikisinin karışımı. Biz şunu gördük hani yıllardır bu işi yapınca aslında gray box en etkili yaklaşım gibi ikisinin karışımı. Biz ne yapıyoruz? Dışarıdan yapılan testleri black box olarak yapıyoruz. Hani sen hiçbir şey değiştirme dışarıya bakan yüzünde. İçerideki testleri de önce black box olarak başlıyoruz. İşte kuruluşa girince kuruluş bize sadece bir network kablosu veriyor. Onun dışında işte bir NAC, Network Access Control devredeyse ya da bir Access Control List yazıldıysa, 802.1x devredeyse bunlar kalıyor devrede ve onlara rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onun sonucunda evet biz başarabildik, başaramadık bir durum ara raporu veriyoruz. Daha sonra da bize network'e erişim sağlıyorlar, biraz daha bilgi veriyorlar. Dediğim gibi test kullanıcılarını veriyorlar gerek varsa ve test o şekilde devam ediyor. Bunun dışında eklenebilecek biraz modüler bir yapı gibi düşünebiliriz bunu. Eklenebilecek bazı şeyler var. Hatta isterseniz ben bir tek bir slide'ım var bununla ilgili bir ekran paylaşayım. Bunu yapabilmek için. Bir saniye. Bana bir izin vermeniz lazım. Yani çok da kimseye slide'la hücumak paylaşmamız gerekiyor. Tamam, sizin de görüyor olmanız lazım. Evet, görüyoruz. Söylediğim gibi dış ağ, iç ağ bizim ana iki vektörümüz. Onun dışında kuruluş ağında mevcut olabilecek, bulunabilecek şeylere göre, yani sistemlere göre bazı eklemeler yapılabilir. Örneğin bizim için web uygulamaları kritik derse kuruluş, tamam, web uygulamaları için de testler yapılacak. Ve yine aynı yaklaşım. Black box önce hiçbir şey vermiyorlar, biz kurcalıyoruz. Daha sonra white box işte test kullanıcıları açılıyor ve testler yapılıyor. Biz wireless kablosuzumuz hiç yok diyebilirler, var diyebilirler, bizim için önemli diyebilirler. Bu eklenir. Onun dışında zaten genel anlamda network'e bağlı ne varsa test edilmesini bekleriz. Bazen şu hata da yapılıyor. İşte kuruluş diyor ki ya bizim bir SAP sunucumuz var. Bunu işte 12 yıl önce geldiler, kurdular. Biz o günden beri korktuk, dokunmuyoruz. Ne güncelleme yaptık ne bir şey. Siz de dokunmayın. Tamam hani belki operasyonel olarak iyi bir şey ama herhangi biri bir şekilde hasbelkader network'e yolunu bulursa ilk saldıracağı makine de o. Çünkü en zayıf makinemiz. Onun için bu testlerde hani şunu dahil edelim, bunu kapsam dışı tutalım gibi
yaklaşımlar şeyi yanıltabilir. Test sonucunun yanlış çıkmasını. İşte o en kritik sunucu ve bütün network'ten ulaşılabilen bir sunucu. Ama bize ona dokunmayın dendiği için bizim raporda onunla ilgili hiçbir şey çıkmıyor mesela. Bu biraz sıkıntılı bir durum. Onun dışında yine ek testler de eklenebilir. Sosyal mühendislik bunların başında geliyor. Biz personele bir ortalama maili gönderin. Bakalım kaç kişi tıklıyor, kaç kişi bilgi giriyor. Bunlara göre bir biz de işte farkındalık eğitimlerini verelim ya da gerekiyorsa başka tedbirler alalım. Ve hizmet dışı bırakma testleri. Bunlar da işte özellikle dışarıya hizmet veren kamu kurumu, e-ticari sitesi ya da sitesi üzerinden randevu alan ya da bir şekilde işlem yapan ve ama sitesi kapandığında ya da sisteme erişilemez duruma geldiğinde para kaybedecek veya itibar kaybedecek yerlere de denial of service saldırıları, hizmet dışı bırakma testleri yapılabilir. Bunlar ana hatlarıyla işte yapılabilecek şeyler. Yılda bir iki tane de bize şey geliyor, fiziksel sızma testi talebi. Orada da deniyor ki tamam hani biz sana hiçbir şey vermeyeceğiz. Çünkü biraz önce söylediğim gibi normal şartlar altında biz network bir şeye gidiyoruz kuruluşa. Bize bir network kablosu veriyorlar ve oradan testlere başlıyoruz. Bunda diyorlar ki biz size hiçbir şey vermeyeceğiz. Hani içeri girmenin bir yolunu bulun. Kartlarınızı mı klonluyorsunuz, işte randevu mu alıp geliyorsunuz, ne yaparsanız yapın. Ve öyle başlayın teste. Bu da yapılan testler içerisinde. Tabii testin nasıl yapılacağı ve testin kapsamı biraz da kuruluşun olgunluk seviyesine bağlı. Yani ben çok standart bir kuruluş. Firewall'um var, antivirüsüm var. Bugüne kadar hiçbir şeyi zafiyet taraması vesaire yaptırmamışım. Bana fiziksel güvenliğin de dahil olduğu bir test yap derse kuruluş, bu ihtiyaçları olan şey o değil o alanda. Onun için biraz da olgunluk seviyesine bağlı olarak işte bizim yıllardır testleri yaptığımız kuruluşlar var. Her sene biraz daha senaryoyu değiştiriyoruz. Hedefi değiştiriyoruz. Kapsamı değiştiriyoruz ki her seferinde bir katma değer olsun. Ama normal şartlar altında ilk defa yaptıracak bir yer işte bir dışarıdan bir içeriden network'e bağlı neyimiz varsa test edin demesi daha uygun olur bu şeyde, bu çerçevede. Sızma testi ihtiyaçlarına geleceğim ama burada söylediğim gibi Graybox biraz daha iyi bir sonuç veriyor çünkü daha gerçekçi bir senaryo oluyor. Çünkü içeriden yapılan testlere white box yapmanın şöyle de bir avantajı var. İçeriden kaynaklı, personel veya içeride bulunan herhangi birinden kaynaklı riskleri de biz ortaya çıkartabiliyoruz, ortaya koyabiliyoruz. Böyle bir avantajı var bizim açımızdan. Bu sızma testi konusunda aslında 2-3 tane bizim de tecrübemiz var. Şöyle ki müşterilerimizden gelen bilgiler doğrultusunda tecrübelerimiz var. Direkt biz kendimiz bu hizmeti vermediğimiz için. Bir tanesinde hizmet alıyorlar. Büyük bir firma şey yapıyorlar. Firewall üzerinde en iyi kuralı oluşturuyorlar. Doğal olarak hani o IP nereye giderse gitsin veya nereden geliyorsa gelsin içeri girebiliyor. Daha sonra şey çıkıyor. %2 korunaklısınız çıkıyor. Müşteri doğal olarak diyor ki hani biz buraya bu kadar para verdik, cihaz aldık, nasıl yüzdeki korunuyoruz? Diyoruz ki hani cihazı kurmasan, hani bağlamasan, fiziksel bıraksan zaten %2 korur bir şekilde. Yani insan şey yapar ya burada güvenlik doğru varmış der, hani en azından bir şey denemeye kalkar. Daha sonra şeydi, yani kendileri zaten en iyi kuralı oluşturmuşlar. Hani demişler ki bize en iyi kuralı gerekiyor, bunu oluşturun, ondan sonra başlayacağız. Dedim ki hani bana göre saçma bir şey. Çünkü günün sonunda zaten en iyi kuralı varsa sizin test yapmanıza gerek yok. Hani zaten isteyen içeri girebilecek. Daha sonra dediler ki işte onlar içeri giremediği için mecburen öyle bir kural tanımlamak istemişler. Onu öyle atlatmıştık. Birinde de sanıyorum sosyal mühendislik üzerine çalışıyorlardı. Şeyi zorluyorlardı IT'yi. Bize şu porttan şu IP'den izin verin diye. Müşteri de bize ulaştı. Böyle bir şey istiyorlar. Yapalım mı? Ben yapmayın. Yani biz yapmayın dedik. Yani hangi kapsamda hizmet aldıklarını bilmiyorum açıkçası. Ama dediler ki işte içeri giremiyorlarmış, şunu yapmaları gerekmiş falan filan. Dedik ki yani bence yap, yani bizce yapmayın. Günün sonunda şey hani test yaptırıyorsunuz. Ne olacağını bilmiyorsunuz sonuçta. Gerçekten aslında sosyal mühendislikle baskı kuruyorlarmış. Hani bunu yapmamız gerekiyor falan filan yanlış bilgiler vererek. O da aslında şey onlar için bir avantaj haline geldi. Pentest konusu aslında oldukça eğlenceli bir konu. Çünkü şey insanlar böyle şeydi biliyorum. Mesela bir müşterimiz patron şey demiş. Bakın arkadaşlar sızma testi yaptıracağız. Herkes dikkatli olsun. Kimse mail okumuyor yani. Bu da aslında şey doğal ortamından hani
hayvanat bahçesine koymuş bir aslan gibi aslında. Hani normalde her şeye tıklayan adamlar test yapıldığı için hani bilgisayarlara bile açmıyorlar. Bu da aslında hani büyük ihtimalle hani pen test yapılacağı zaman şirket çalışanlarına haber verilmiyordur diye tahmin ediyorum. Yoksa hani zaten amacı dışında kullanılmış oluyor. Aslında şöyle haberli yapıyoruz. Çünkü sızma testini kim alıyor diye bakacak olursak öncelikli olarak iş birimi yani bilgi işten bizim müşterimiz, doğrudan müşterimiz. Hı hı. Bazı örneklerde oluyor sizin dediğiniz gibi işte patronun aklına bir kurt düşüyor ya da merak ediyor. Diyor ki ben bizim IT'cilere haber vermeyeceğim. Siz saldırın ne yapıyorsanız ondan sonra rapor üzerinden geçeriz. Yaygın olarak ama IT'ciler doğrudan müşteri olduğu için zaten şey de oradan çıkabiliyor. Bu söylediğiniz gibi firewall'a şu kuralı girin, şunu yapın, bize bu izinleri verin. İşte biz NAC'ı atlatamadık, network'e erişim verin. Burada iki tane sıkıntılı durum var. Yani biz burada biraz daha farklı yaklaşıyoruz. Belki girelim ailesine ama öncelikle ben firewall'a böyle bir kural girdirdiğim zaman sizin de söylediğiniz gibi güvenlik seviyesini zaten olduğunun altına indiriyorum. Hani benim amacım bu çalışmayı yaparken yapmaktaki amacım daha güvenli hale getirmek kuruluşu. Çünkü burada biraz kendi yapmaya çalıştığım şeye aykırı bir durum var. Bunun bir örneğini de şurada görüyoruz. İşte bir önceki yıl başka bir firmaya test yaptırılmış. Biz bir sonraki sene gidiyoruz. Bir önceki yıldan kalma bütün arka kapılar duruyor. Yani test sırasında kendilerine açtıkları arka kapılar olduğu gibi duruyor. Hani test sonucunda aslında böyle bir rapor veriliyor. Güncellemeler yapıldı, şunlar yapıldı, bunlar yapıldı diye. Ama testi yaparken eklenen oraya arka kapılar durduğu için zaten o testler de gerçeği yansıtmıyor. Bunu da görüyoruz. O işte izinlerin verilmesinde de şöyle bir sıkıntı işte. Katılımcılardan IT'ciler varsa belki yaşamışlardır. Şimdi geliyor test yapacak arkadaş. Biraz kurcalıyor. Diyor ki ben sizin NAC'ı atlatamıyorum. Bana izin verin. Tamam çok güzel izin veriyorlar. Ondan sonra ya şu makinede antivirüs can sıkıyor. Bunu bir dakikalığına kapatabilir miyiz vesaire. Her seferinde bizim bilgi işlemdeki arkadaşımız yardımcı olmaya çalışıyor. Sonuç raporu öyle bir geliyor ki hani biz ne NAC varmış ne antivirüs varmış ve o yönetimin önüne geldiğinde ya diyorlar sizin biraz önce sorduğunuz gibi bu kadar yatırımı biz niye yapıyoruz? Siz hiç mi bir şey yapmadınız? Orada da raporda şey açıkça belirtilmediği için yani burada işte NAC atlatılmaya çalışıldı ama atlatılamadığı için bu yapıldı ya da işte biz Wi-Fi uğraştık kabloyu parolayı kıramadık ondan sonra parolayı talep ettik bize verdiler ve teste başladık gibi. Ayrıntılar raporda olmayınca bir anda şey gibi oluyor işte adamlar gelmiş delmiş geçmiş. Onun için raporlama sızma testinin belki de en önemli kısmı hani bu hep söylediğim bir şey. Çünkü günün sonunda kimse bana işte Alper gelsin de burada benim network'ümü hacklesin diye para vermiyor. Hani benim network'ümü nasıl hacklediğini bana anlatsın ben tedbir alayım diye para veriyor. O işte nasıl anlatsın kısmı da rapor. Gerçekten çok komik raporlar görüyoruz. Yani bize de işte bazen geliyor insanlar ya biz geçen sene şunları yaptırdık ama hani böyle bir şey verdiler bu rapor mudur sizce diye öyle sorular da gelebiliyor. Hani orada rapor kalitesi ve raporun içeriği zaten sızma testinin de ne kadar başarılı olup olmadığını bir gösterge olacaktır. Biz de böyle düşünebiliriz. Peki siz bana geldiniz anlattınız evet sızma testi yaptıralım dedim. Müşteri planlaması nasıl yapması gerekiyor? Müşterinin teste başlamadan önce yapması gereken, alması gereken bazı tedbirler var. Çünkü biz yani normal şartlar altında hiçbir şeyin ters gitmesini beklemeyiz. Ama yine de bir şeyler olabiliyor işte bu biraz önce verdiğim SAP örneği. Birisi şey yapabilir işte bir sırf tarama yapıldığı için, port taraması yapıldığı için çökebilir o sistem. O sistem çöktüğü anda, kapandığı anda da kuruluş belki fatura kesemez hale gelecek. Şimdi burada birkaç tane konu var önceden düşünülmesi gereken. Bunlardan bir tanesi de acil önlem planı. Bunun yapılmadığını görüyoruz. Yani tamam test sırasında bir şey ters giderse nasıl bir yolu izleyeceğiz? Bunu önceden oturup kim kimi arayacak? Test nasıl durdurulacak? Siz bu testi ne kadar sürede durdurabiliyorsunuz gibi soruların önceden yanıtlanması lazım. Yani burada sadece siz sızma testi yapacaksınız değil. Bir önce toplantı yapıp hani acil eylem planı ya da acil önlem planının bir oluşturulması lazım. Ondan önce de aslında bir işte yedeklerin alındığından. Çünkü gerçekten şunu düşünmek lazım. Bir siber saldırı da başımıza gelebilecek herhangi bir şey.
sızma test sırasında da gelebilir. Yani hiç istemeyiz ama gelebilir. Olabiliyor yani bizde hiç beklemediğimiz halde fabrika durdurduğumuz oldu test sırasında. Halbuki şey değil yani öyle bir amacımız da yoktu ama sistemler öyle bir işte aradaki router şey taramanın bant genişliğini kaldıramadı ve kendi bir kapatı başladı, o arada da fabrika durdu. Hani bu tip şeyler de olabilir, her zaman için olabilir. Onun için karşılaştığımızda ne yapacağız bir onu önce bir düşünmemiz lazım. Müşteri tarafında da yedeklerin alınması önemli. Çünkü hani bu örnekte sadece kısa süreliğine bir network durmasıydı. Ama veriler de silinebilir. Süper. Peki her yine sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de biliyorsun yapılan yanlışlar veya yanlış beklentiler çoğu zaman problem oluşturulabiliyor. İnsanlar hani sızma testinden beklentisinin çok açık olması gerekiyor aslında. Hani insanlar böyle şey zannediyor. Ben bir hizmet alacağım, sonra gelecek bütün açıklarımı kapatacak. Sonra bir şey olursa ben yine çağıracağım onları. İşte bana yardımcı olacaklar gibi gibi böyle sanki hani şey sizi satın almış gibi hissediyorlar. Bir de tabii şey, sonuçta size her şeyini açmış oluyorlar. Siz o şirketin bütün açıklarını biliyorsunuz artık. Aslında sizi de eğer ki bir profesyonel bir anlaşmanız yoksa aslında düşman kısmına koyuyor. Günün sonunda bütün iç çamaşırları sizin elinizde. Öyle bir durum söz konusu. Bundan dolayı da biraz şeyden bahsetmek gerekiyor aslında. Hem bu hizmeti verenlerin yaptığı en büyük hatalar veya dikkat etmesi gereken konular, hem de hizmeti alan tarafın bu hizmeti almadan önce neleri kontrol etmesi lazım. Bunlardan bahsedersek en azından hani çok fazla sızma testi yapan insan ve firma var. En azından insanlar hani bu hizmeti alırken evet o biraz daha ucuzmuş veya bu biraz daha iyiymiş diyebilir ama günün sonunda şey önemli. Bu adam ne yapacak? Bana ne sağlayacak? Bu test bittikten sonra ne olacak aslında? Önemli olan nokta burası. Bunlardan biraz bahsederseniz çok iyi olur. Şimdi testi niye yaptırdığımızı bilmek çok önemli. Birkaç farklı nedeni olabiliyor. Mesela işte enerji firmasıysa EPDK bunu zorunlu tutuyor. KVKK kapsamındaysa, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamına giren bir kurulsa KVKK bunu bizden istiyor. İşte ISO 27001 bizden bunu istiyor. Çeşitli çıkış noktaları olabiliyor. Ya da biraz önce söylediğim gibi patron merak ediyor. Bizim IT'ciler ne yapıyor? Biz güvende miyiz? Birileri gelsin baksın diyor. Öyle de çıkabilir. Şimdi çıkış noktası zaten bize kapsamı ve nasıl bir firmayla çalışmamız gerektiğini de belirliyor. Mesela EPDK demiş ki kendi yayınladığı tebliğde bu testi yapacak uzmanlarda şu sertifikalar olmalıdır. Neyle karşılaşıyoruz biz? Sahte sertifika. Photoshop'ta hazırlanmış sertifika. Neyle karşılaşıyoruz? Ya hocam biz bu sertifikayı alıyoruz, alma aşamasındayız, şimdilik yok. Testi bitirene kadar almış oluruz yine karşılaştığımız durumda. Ya da sertifika yok. İki taraf da bunu biliyor. Testi yine yaptırıyorlar. Şimdi sahte sertifikayı nasıl anlarız? Bu her sertifikanın veren kuruluşun internette bir kontrol şeyi var. Mutlaka onu oradan kontrol edin. Sertifika konusunda belki biraz daha ayrıntısına gireceğiz. Hani testi kimin yapması gerekir ama şöyle de bir durum var. Sertifikaların bazen geçerlilik süreleri oluyor. Ve bu süreler bitebiliyor. Hani geçerli mi? Hala bu arkadaş bu işi yapabiliyor mu? Kontrol etmek lazım. KVKK kapsamında bir test yapılacaksa aslında şunu düşünmek lazım. Bunu benden niye istedi KVKK? Sen bir güvenlik açığın var mı? İki, verilerin dışarıya gider mi? Aslında KVKK'nın ilgilendiği kısım veriler. Bizim işte santraldeki yazılımda güncelleme eksik. Çok onun umurunda değil. Evet. Onun için o kapsamda yapılacak testlerde veri sızıntılarını, veriyi nasıl çalabilirim, dışarıya nasıl gönderirim, işte DLP yapısı doğru kurgulanmış mı gibi şeyleri de dahil etmek lazım. İşte ISO 27001 bize ne diyor? Sen risklerini değerlendir diyor. Orada belki biraz da sızma testi artı bir risk değerlendirmesi çalışması yapmak gerekir. Zaten bize dediğim gibi nasıl bir çalışma yapılması gerekiyorsa onu çıkış noktası veriyor. Onun dışında dediğiniz gibi firma işte sırf eline laptop almış gezen de adamlar var. Ben sızma testi yapıyorum diye ve ne yazık ki LinkedIn paylaşımlarına bakıyorsunuz. O adam sıfır gün açığı bulmuş, şunu yapmış, bunu yapmış. Ama biraz tırmalayınca ne öyle bir sıfır gün açığı var, ne başka bir şey var, ne hani anlattığı kadar hani bugün yine testteyiz diye adam haftada bir post yapıyor ama 3 yıldır sızma testi yapmamış, başka işler yapıyor. Bunları da görüyoruz. Onun için bir miktar
belki referans almak önemli olabilir. Mutlaka bir kurumsal sözleşme olsun ve sözleşmede mutlaka bir cezai madde şart olsun. Onu da görüyoruz. Yani bir gizlilik anlaşması yapılmış. Tamam, bu ihlal edilirse ne olacak? İşte Ankara mahkemeleri yetkilidir. Tamam da hani bunun bir cezai şart koymamışsın ki oraya, o mahkeme hani ilk duruşma belki 2 yıl sonra yapılır. Ondan sonra da sen 20 yıl onunla uğraşırsın. Onun için mutlaka hani ne beklendiğini bir sözleşmeye, makbul bir sözleşmeye bağlamak lazım. Söylediğiniz gibi biz çok acayip bilgilere erişebiliyoruz şeyde. Hani mesela iş yaptığımız holding patronlarının kişisel hesabında kaç parası olduğunu bir anda istemesek de görebiliyoruz. Ya da bir sonraki sene çıkacak ürünleriyle ilgili hani tasarımlara da erişebiliyoruz. Bunların korunması ve bunların sızdırılmaması çok önemli. Şöyle durumlarla da karşılaştık çünkü. İşte genç arkadaşlar bir yerde test yapıyorlar. Heyecandan hacker forumlarında şeyi paylaşıyor. İşte ben burada test yaparken şuranın network'ünü aldım gibi bilgileri de ifşa edebiliyorlar. Onun için sadece kurumsal değil, bireysel olarak da veri gizliliğine özellikle dikkat eden birer sözleşme yapmak önemli. Yani bize teste kim gelecek? İşte Ayşe gelecek, Ali gelecek. Tamam, ben bu arkadaşlarla da bireysel işte sözleşmeleri, gizlilik sözleşmelerini yapmak istiyorum. Onun dışında yapılacak testlerin şartnameye bağlanması en azından şunlara bakılacaktır diye. Çünkü şeyi de gördük, işte bir yere sızma testi yapılmış, 3 sayfa bir rapor verilmiş, sadece wireless konusu var. Network'e bakmadık. Raporda bu. Hani bakılacak şeyler, başlıklar, şunlar taranacaktır, şöyle yapılacaktır gibi biraz daha onun ayrıntısına girilebilir. Bu konuda da aslında çok ücretsiz kaynaklar var. Yapılması gereken işte Kamu İhale Kurumu'nun sayfasına gidip kamu kurumları bu şartnameyi nasıl yazıyorsa yapılacak testlerin teknik tanımını onu birebir alabilirler. Sertifika konusunda şuna dikkat etmek gerekiyor. Sertifikaların tam olarak neye karşılık geldiğini bizim kafamızda netleştirmemiz lazım. Örneğin ISO 27001 baş denetçisi sertifikasının sızma testi kapsamında bir faydası yok. Aynı şekilde sızma test sertifikasının olmasının da ISO 27001 denetimi kapsamında faydası yok. Biz sızma testi yaptıracaksak sızma testlerine ilişkin sertifikaların alınması önemli. Şimdi sertifikalar deyince bunlar ciddi yatırım gerektiren, hani dolar bazında eğitim alınan, sınavına girilen işler olduğu için en azından ya teste gelecek arkadaşlarda şu sertifikalar olsun gibi bir ibare eklemek işe alınacak hizmetin kalitesini sağlayacaktır. Çünkü günün sonunda bir şirket yapmıyor testi. Yani ben bugün bu desem ki WatchGuard çok iyi bir güvenlik firması, ben bu arkadaşlara güveniyorum, WatchGuard'dan sızma testi alacağım. Tamam, WatchGuard'dan biri gelecek hani testi yapmaya günün sonunda. Böyle olunca da benim hizmet aldığım aslında o kişi. Şirket değil. Hani tamam, şirketi doğru seçelim, işte batmasın, kaçmasın vesaire. Ama teste gelecek arkadaşın da orada bireysel sertifikaları önemli. Bu konuda Türkiye'de bir atılım yapılmıştı. Sonra başarısız oldu. İşte TSE dedi ki ben bir takım sertifikalar vereceğim, edeceğim ama çok kötü bir süreç yürüdü. Zaten kötü sonlandı. Şimdi tekrar canlandırmaya çalışıyorlar ama ne yazık ki şeye gelmedi hiçbir zaman. İstenen seviyeye gelmedi. Bu haliyle gelme şansı da pek yok açıkçası. Onun için hani firma bazında TSE şart değil. Çünkü hani çok iyi TSE'si olmayan, bildiğim kadarıyla çok iyi sızma testi yapan firmalar da var. Onun için yani TSE şart olmayabilir. Şirkette ise 9001 kalite standardı olması şart olmayabilir. Ama teste gelecek arkadaş bir zahmet hani bir iki tane uluslararası eğitim ve sertifika almış olsunluğu sağlamak orada şey olur, faydalı olur. Teşekkürler bu bilgiler için. Yani inanıyorum ki hani bu hizmet alacak insanlar bu söylediklerine dikkat ederlerse aslında doğru bir hizmeti aslında hak ettiği para karşılığında alacaklar. Hani şeyi görüyorsunuz, hani bir yerde hamburger var 10 lira, içinde 100 gram köfte var. Bir yerde hamburger var 1 lira, içinde 10 gram şey var. Günün sonunda hani herkes 100 gramlık hamburgeri 1 TL'ye almak istiyor tabii ki de. O hani bizim kültürel olarak bir şeyimiz, ihtiyacımız veya talebimiz. Ama maalesef hani sizin de söylediğiniz gibi sonuçta pentest yapmak için bir yatırım yapmanız gerekiyor. Sadece hani
bilgili olmak yetmiyor bunda. Sertifikalarınızla bunu kanıtlamanız lazım ve hani artık sertifikasyon süreci Türkiye için, yani bütün IT sektörü için aslında oldukça pahalı bir kalem. Ve hani bu hani nasıl azaltılır bilmiyorum ama çok da mümkün gözükmüyor zaten. Çok bizim yapabileceğimiz bir şey de yok bu konuda. Ekonomik problemlerden dolayı. O yüzden hani... O da firmanın yatırımı ama öyle düşünce. Evet, yani ben evet. Bugün zeytinyağı fabrikası işine girsem zeytinyağı makinesi alacağım. Hani öyle düşünelim. Sızma testi işi yapıyorsam da bu yatırımı yapacağım. Hani ondan kaçarım yok. Aynen o şekilde. Ama dedim ki hani biz kültürel olarak şey olduğumuz için ya bizim Mehmet abinin oğlu da çok iyi hacker, gelsin bir baksın şey olduğu için hani daha önce Facebook şifresi patlatmış bunu da halleder mantığı yendiğimiz için hani bu şekildeki firmalar çok fazla iş yapmaya devam edecekler. Müşterilerin de canı yanmaya devam edecek. O yüzden hani yine tavuk yumurta hikayesine dönüyor. Ne kadar para o kadar köfte. Doğru. Ben şeyi sormak istiyorum. Son yani 2020'yi baz alarak en çok karşılaştığınız açıklar nelerdir firmalarda? Hani hem network tarafı olabilir, Wi-Fi tarafı olabilir. Onun dışında uygulama bazlı olabilir. Biz her çeyrek rapor yayınlıyoruz bu arada. Hani bizim globalde ve şey bölgesel bazlı en çok karşılaştığımız saldırılar neler engellemişiz, neler artışa geçmiş. Ama hani pentest raporlarında firmaların biraz daha hani iç tarafta yamalarıyla ilgili problemler çıkabiliyor. Veya işte farklı kendi geliştirdikleri uygulamalar veya kullandıkları uygulamalar bazlı problemler çıkabiliyor. Sizin hani en çok karşılaştığınız problemler veya buna ek olarak ilginç hikayeler varsa onları alabilirsek süper olur bizim için. Şimdi Wi-Fi kanayan yaramız zaten o. Hı-hı. Siz de biliyorsunuzdur. Bir kuruluşta bir kablosuz ağ varsa, özellikle misafirlere hizmet eden bir kablosuz ağ varsa o muhtemelen zaten en böyle kolay giriş yolu oluyor bize. Çünkü diyorlar ki tamam bizim bir misafir ağımız var ama bu yalıtılmış, bizim network'e değmiyor. Bir bakıyoruz ondan sonra sizin bütün sunucu bloğuna ulaşabiliyor misafir ağ. Yani orada misafir olarak gelen birinin Android'inde bir zararlı yazılım olsa zaten sizin bütün network'te koşmaya başlayacak o. Wi-Fi'nin yapılandırılması, kurgulanması ile ilgili ciddi sıkıntılar görüyoruz. İkinci sıkıntılı gördüğümüz nokta Active Directory. Yine aynı şekilde kurulum ve konfigürasyon. Yani zaten sızma testi konuşmaya başladıysa bir şirket belli bir olgunluk seviyesine zaten ulaşmıştır. Hani güncellemeleri en azından Microsoft'un güncellemeleri otomatik olarak yapılıyordur diyebiliriz. Ama ne görüyoruz? Öyle bir kurulmuş ki yapı, hani Active Directory'nin içerisinde açık halde şifreleri biz zaten çekebiliyoruz. Ya da kendimizi de domain kontrollere ekleyebiliyoruz. Biraz daha yapılandırma sıkıntısı. Onun dışında web uygulaması varsa, içeride geliştirilmiş web uygulamaları için bunu söylüyorum. Genelde de en sıkıntılı durum orası oluyor. Çünkü uygulamalar biraz yine konuştuğumuz konu, hani teklif toplanmış, işte 100'e de yaparım diyen olmuş. Ha, bu çok pahalı deyip 10'a yapana yaptırmışlar. Bunun sonucunda da illaki bir şey olacak. Yani orada bir belki kültürel bir şey dediğiniz gibi ama hani ben aynı kalitede bir şeyi ucuza bulurum algısı bizi yanıltabiliyor. Bu Shift Delete'de daha dün mü, önceki gün mü vardı bir şey, internet üzerinden satış yapan bir yerden söz ediyor. Diyor ki bu orada satılan ürünlerden birinin ülke müdürü beni aradı ve dedi ki yani biz bunu bu fiyata zaten satamıyoruz. Yani fabrikadan çıkmıyor bu fiyata. Bu adamlar satıyor, dikkat edin dolandırıcı bunlar. Ama biz de inanıyoruz ve bunları alıyoruz. Onun için biraz daha orada objektif bakıp yani işte ben tamam aynı hizmeti 5'e de alabilirim, 15'e de alabilirim. Hani bu niye 15 diyor bu adam? Hani tamam öbürü 5 diyor, vardır bir şey ama sen niye daha pahalısın sorusunu belki sormak lazım önce. Orada da bir ciddi karşı argüman gelebilir. Sızma testlerinde de şöyle bir sıkıntı var aslında. Bizim bir maliyet kalemimiz sertifikalar, biraz önce konuştuğumuz gibi. Ama asıl maliyet kalemimiz bizim. Bu test kaç günümüzü alacak? Kaç adam gün? Şimdi firma şunu söyleyebiliyor. Mesela ben bundan 2 yıl önceydi. 31 Aralık günü 4 tane bana sızma testi işi geldi ve 31 Aralık günü teslim. Hiçbirini kabul edemedim. Çünkü hani dedim ki sana bugün içerisinde yapacağım test ve sonucunda vereceğim rapor zaten 5 para etmez. Çünkü öyle bir vakit yok. Zaman kısıtı zaten birazdan değineceğim. Ciddi bir problem bizim için. Ama onun üstüne bir de maddi kısıt ekleyince o zaman iş şuna geliyor. Ha bunlar işte ben
20 teklif vermişim. Demişler ki ya 2'ye yapan var hocam, sen de 2'ye yapar mısın? 2'ye yapan demek ki zafiyet taraması yapıp geçiyor diyeceğim. De, tamam yaparım 2'ye diyeceğim. Ben de zafiyet taraması yapacağım bu sefer. Bunun için orada bu danışmanlık alırken biraz da objektif bakmak lazım. Yani duygusal daha ucuz olmaz mı? Şeyi bile duydum mesela, gerçekten 15 liralık iş 18 liraya yaptırmışlar. Çünkü firma demiş ki bizim normal fiyatımız 45, bak seni çok sevdik sen 18 lira yapıyoruz. Abi zaten böyle sektörün en iyi 3 firmasından teklif alsan 3'ü de sana 15 verecekti burada. Sen onu niye 18 lira? Ama o şeyi de seviyoruz herhalde, böyle indirim var, fırsat var, yakalayalım. Edelim. Ama şey zaten bizim yani yine kültürel, bakın mesela Avrupa'da yılda 2 kez indirim yapabilirsiniz. 2'nin dışında indirim yapamazsınız. Yasaktır. Rekabeti engelleme olarak algılanır. Bizde indirimsiz ürün satamazsınız. Bize çünkü doğru. Şey ticaret tamamen indirim üzerinedir. Hani siz bugün şey deyin 10 lira deyin, indirim yok mu yok deyin satamazsınız. Ama öbürsü gün 20'den 12'ye düştü deyin çok satarsınız. Zaten hani, şeylere güveniyoruz ona. Evet evet yani. Hani %50 indirim var diyorlar mesela internet sitelerinde. Bakıyorsunuz normal fiyat çok daha ucuz aslında. Yani ilginç durum bu maalesef. Hani dediğiniz gibi o indirim bize işlemiş artık. Hani indirim sünnettir olayından dolayı maalesef hem zaman hem para kaybediyoruz. Ben şeyi hatırlıyorum, İngiltere'deki ilk müşterime teklif veriyorum. Nasıl olsa pazarlık eder diye pazarlık payı koydum. Teklifi yolladım. Onayı geldi. Direkt onayı geldi. Sonra ben aradım ya, dedim kusura bakmayın ben pazarlık edersiniz diye bir şey eklemiştim. Onu da düşüyorum, bunu onaylayın lütfen. Ne var kendi kötü hissettim. Adamlar çünkü o şey oturmuş artık. Şunu düşünmek lazım. Birisi daha pahalıya satmaya çalışıyorsa zaten iki seçenek var. Ya adam çok para göz. Hani böyle şerefsizin bayrak taşıyanı amiyane tabirle. Ya da bir nedeni var. İşte o nedeni sorgulamak yerine indirim talep ederseniz iş biraz şeye gidebiliyor. Çünkü şunu da gördüm. Hani çok normalde çok iyi iş yapan firmalar sırf bu zaman baskısı ve maliyet baskısı nedeniyle biraz baştan salma iş yapmak zorunda kalabiliyorlar. Öyle bir şeyle de karşılaşabiliyoruz. Bu şeyi de etkiliyor sanırım. Şirketlerin çalışanlarına ödediği para da aslında şey, maaş tarafı da o hizmetin kalitesini etkiliyor. Çünkü hani evet firma olarak çok iyi olabilirsiniz. Teklifiniz de yüksektir ama sonuçta o kişiye o para gitmiyorsa bir şekilde, onu mutlu etmiyorsa günün sonunda verdiğiniz hizmet de aslında o kişinin, sizin söylediğiniz gibi hani siz firmadan hizmet alıyorsunuz ama kim geliyor bana bu hizmeti, kim verecek? Önemli olan nokta o. Onun aslında maddi olarak da motivasyonu oldukça önemli. Evet, hem maddi motivasyon hem de işin nasıl yapılacağının da belli olması lazım. Yani aynı firma işte Ali gelirse daha farklı bir süreç, Eşe gelirse daha farklı bir süreç işlememeli. Orada hani şirketin prosedürü olmalı ki yani bunun sonucunda herkes aynı şeyi yapsın. Motivasyon konusu da yani dediğiniz gibi orada katılıyorum. Yani adam mutsuzsa gelecek, işte ne yapması gerekiyorsa minimumda onu yapacak ve gidecek. Ama sızma testinde bizim beklentimiz bir şekilde daha yaratıcı bir yol bulsun. İşte kimsenin aklına gelmeyen bir şey bulsun ve onu da denesin. Hani geçerli mi değil mi? Onu da görsün. Sonuçta bizim bir Mitre Atak Framework'ümüz var. Belki siz de bilirsiniz. Benim amacım çok ideal şartlarda buradaki saldırıların şeyiydi, açtım bu arada. Bilmeyenler için Mitre bir böyle bir liste oluşturdu. Şu anda bilinen şeylerin, siber saldırı tekniklerin diyeyim, bir envanteri. Ve bu saldırı aşamalarına göre sınıflandırılmış. Ve her biri için de işte saldırganlar bunu nasıl yapıyor, nasıl kullanıyor, hangi saldırgan grupları kullanıyor ve nasıl engellenir listelemişler. Hani ideal şartlarda buradaki her şeyi denemesi lazım. En azından geçerli olabilecekleri denemiş olması lazım ki biz şeyi görelim. Gerçek bir saldırgana göre ne durumdayız? Hani sadece gidip işte ben taramayı yaptım, bir şey çıkmadı ya da ben ezberlediğim iki tane teknik var. İşte bir yerden kullanacağı hash'i alıyorum. Ondan sonra her yerde onu deniyorum. İşte çalıştı, çalıştı, çalışmazsa da yani burası güvendeymiş deyip çıkıyorum işi. Bizi biraz sızma testinden ziyade zafiyet taraması yapılmasına neden oluyor. Bunu yapmak için de tabii hem zaman lazım hem de bir miktar kuruluşunda bunun maliyetine katlanması lazım. Osman şöyle söyleyebilir miyiz? Hani KOBİ segmenti aslında
sızma test tarafında çok da pozitif değil. Doğru mu anlıyorum? Çünkü bizim hani olan şey olmayabilir, evet. Evet, müşteri segmentinden dolayı hani Enterprise'a da gidiyoruz, Kobe'ye de gidiyoruz, Innova'ya da gidiyoruz. Ama mesela bu sızma testiyle ilgili gelen sorular ve talepler genelde bize biraz daha hani mid enterprise dediğimiz biraz daha kalbur üstü firmalardan geliyor genelde. Çünkü hani Kobe'lerin zaten hani firewall kullanımı, antivirüs kullanımı, yedekleme kullanımı zaten şey hani daha böyle yeni yeni başlayan bir popülerizm. O yüzden hani şey sızma testi şu an için onlara şey geliyor. Hani böyle ya bir dur önce bir cihazımızı alalım da hani sızma testini sonra yaptırırız. Bu aynı hani Wi-Fi tarafı da bizim için kanayan yara. Biz hani siz de biliyorsunuz hani VIPS tarafında oldukça iddialıyız. Ve hani Türkiye'de de 2 yıldır anlatıyoruz. Gittiğimiz etkinliklerde hani insanlara canlı Wi-Fi hack'i de gösteriyoruz. Diyoruz ki bak bu kadar kolay. Hani ben hiçbir şey bilmiyorum. Açıyorum. Bak bir tane cihazım var. Bu hackliyor. Bu kadar kolay. Bak şifrem burada elimize geçiyor. Bak sen şu an şu sayfayı geziyorsun. Herkes alkışlıyor. Ama alkışlanacak nokta bu değil aslında. Hani diyoruz ki bak mevcut yapını değiştirme. Bu cihazlardan koy mevcut yapına. En azından güvenli ol diye. Ama maalesef şey diyorlar hani abi dur daha firewall yeni hizmeti alamadık. Hani standart firewall gibi duruyor. Şimdiden Wi-Fi'ye geçersek patron bunu çok onaylamaz demeye başlıyorlar. Biz de biliyorsunuz hani önlem almak diye bir şey yok. Olay olduktan sonra nasıl bir de olmasın diye uğraşırım veya onu nasıl geri döndürürüm derdine düşüyoruz. Bundan dolayı zaten şey oluyor. Birçok vaka olduktan sonra bizim haberimiz oluyor veya ona karşı aksiyon almamız gerekiyor. Sızma testi aslında yine kültürel olarak bize uymayan bir şey. Çünkü olacak bir şey önceden tahmin edip insanlara göstermeniz gerekiyor. Ama onun karşılığında belki de yatırım yapması gerekiyor ki müşteriler de olmamış bir şeye yatırım yapması çok şey gelmiyor onlara. Mantıklı gelmiyor. O yüzden sizin yani taraf hani rapor verip çıkmak belki de en mantıklı. Hani daha sonra hadi gel bunları kapatalım demek belki de daha zor olacaktır sizin için. Şöyle bir o Kobe'nin neye ihtiyacı var meselesini bir kısaca değinmek istiyorum. Orada aslında bizim birbiriyle alakalı olabilecek 3 farklı hizmet var alınabilecek. Bunlardan ilki security audit, işte zafiyet araması ve sızma testi. Şimdi aslında biraz önce söylediğiniz gibi şirket kuruluş büyüdükçe ve siber güvenlik olgunluk seviyesi arttıkça aşağı doğru gitmesi lazım. Hani ben hiçbir yatırım yok. Bir Kobe'yim. Diyorum ki ya bir firewall mu koysam şuraya diye düşünürken aslında yapabileceğim şey bir security audit çalışması olabilir. Nedir security audit çalışması? Bu teknik bir çalışma değil. Yani kimse gelip network'ünüzü kurcalamıyor. Belli kontrol listeleri var. Onlara bağlı olarak sizinle bir mülakat yapılıyor. Hem maliyeti çok düşük hem de aslında sizin yatırımınızı nasıl değerlendirmeniz gerektiğini. Yani sonuçta patronların da sınırsız parası yok. Diyor ki tamam işte sen 50 bin lira mı istedin bir firewall için? 50 bin lirayı veririm. Ama o 50 bin lira gelirse alınması gereken şey bir firewall mu? Yoksa antivirüs mü? Ya da işte bu ikisi var. Ben bir IPS mi alayım, bir WIPS mi alayım? Yani wireless'ımı mı koyayım? Gibi soruların da yanıtlamasını sağlayan bir çalışma. Yani hem güvenlik yol haritanı çıkartıyor hem mevcut durumu kısmen değerlendirebiliyor. Yani teknik çalışma olmadığı için tam gerçek durum değil ama hani en azından içeride işleyici nasıl? İlk yapılacak çalışma bu. Hiç yaptırılmadıysa yani sızma testi bugüne kadar kimse yaptırmadıysa buradan başlamak da fayda olur. Bu çalışmayı yaptık, tamamladık. Artık biliyoruz bazı süreçler oturmaya başladı işte. En basiti Windows'lar otomatik güncelleniyor. Antivirüs bütün makinelerde var. Bütün makineleri domain aldım gibi. Bu temel siber güvenlik hijyen kurallarına uymaya başladıktan sonra ikinci adım zafiyet taramalarına başlanabilir. Zafiyet taraması düzenli olarak yapacağım ve benim sistemlerimde mevcut ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarını bana bildirecek bir süreç. Bu da bir süreç şeklinde işleyecek. Hani yeni envanterimin takip edilmesi, yeni çıkan zafiyetlerin takip edilmesi, bunların giderilmesi gibi. Bu da yapıldıktan sonra sızma testi konuşulursa faydası olur. Biz mesela bir senedir yaklaşık şöyle bir şey yapıyoruz. Bizden sızma testi alan firmalara sizde bir zafiyet tarama süreci yazılımı var mı diye soruyoruz. Yok derlerse açık kaynak bir zafiyet tarama yazılımını kurup eğitimini veriyoruz. Diyoruz ki tamam bizden sonra da sen düzenli olarak bu zafiyet taramalarını yap ki seneye kimseye zafiyet taraması için bir para ödeme. Hani sızma testi adı altında
gelecek adam burada Nessus çalıştıracak, OpenBus çalıştıracak. Sana bir rapor verecek. Senden sızma testi parası isteyecek. Ya yaptığı şey o değil. Onun için hani bu zafiyet yönetimi sürecinde bir şekilde oturtmaya çalışıyoruz. Hani açık kaynak çözümlerle biz bunu yapıyoruz ki bir şeyimiz olmasın. Ek bir lisans maliyeti olmasın. Hı hı. Ama ancak bunu yaptıktan sonra sızma testi alınıyorsa faydalı. Ama ben COBİ'yim işte dediğiniz gibi bir firewall aldım, bir antivirüs aldım. İşte bir bakalım neyimiz varmış. Orada gideceğiniz ya kesinlikle penetrasyon testi. Belki bir sonraki sene düşünebilirsiniz. Şey konusunda da farkındalık artıyor sektör genelinde. Hı hı. Bunun aslında biz yapmıyoruz bunu. Ya da yeni çıkan yönetmelikler, kanunlar yapmıyor bunu. Kim yapıyor derseniz siber suçlar yapıyor. İşte fidye yazılımları yapıyor. KVKK'nın sayfasındaki duyurular yapıyor. Yine şirketlerin birebir para kaybetmesi nedeniyle oluyor. Saldırılar arttığı için bir genel farkındalık da artıyor şu sıralar. COBİ segmentini de hedef alıyorlar çünkü. En küçük COBİ'de bile yani bizim mesela olmayacak şey kuru yemişçi müşterimiz oldu. Ama olay müdahalesiyle geldi. Yani bir olay yaşadı. Öyle bizi buldu. Daha sonra penetrasyon testi de yapıldı. Yani kuru yemişçi ben 20 kere önünden geçsem bir kere aklıma gelmez ya bir sızma testi ister misiniz diye konuşayım şunlarla diye sormak. Ama o bile olabiliyor. O da saldırıların sayısı çok artıyor çünkü. Yani ve pandemi dediğim gibi siber suçlar açısından bir ciddi fırsat oldu. Bunu da değerlendirdiler. Orası kesin zaten. Zaten hani insanlar uzaktan çalışmaya başladığı andan itibaren zaten herkes güvenliğin zaten azalacağını tahmin edebiliyordu. Bu hani şeye baktığınız zaman hani müşteri kitlesine baktığınız zaman da hani firewall alırken kimse şu kadar VPN yapar mı diye düşünmüyordu şimdiye kadar. İşte throughput'u şunu kaldırması gerekiyor diye düşünüyordum. Ama günün sonunda pandemiyle beraber artık herkes abi maksimum kaç VPN yapabiliriz? Ne dönmeye başladı olay. O yüzden hani acı da olsa bize bir şeyler öğretti pandemi siber güvenlik tarafında. Ben sadece şeyi merak ediyorum. Geri dönüş olduğu zaman hani ne zaman olacağını bilmiyoruz tabii ama sizin de bununla ilgili bir yazınız vardı. Evet evden çalışıyoruz ama geri döndüğümüz zaman neler yapmamız gerekiyor diye. Belki burada hani yazınızla referans alarak birkaç noktaya değinebilirsiniz. Çünkü hani bildiğim kadarıyla birçok firma evden çalışmayı bıraktı, yavaş yavaş şeylere döndüler. Şirkette çalışmaya döndüler. Bir kısmı uzaktan çalışıyor, bir kısmı şirketten çalışıyor. Bunların ayrı ayrı yönetilmesi gerekiyor. Veya işte şirkete döndüğü zaman laptop hadi hoppa hani şey alalım, network alalım gelsin durumuna geçiyor birçok firmada. Burada yapılması gereken konusunda bize ufak biraz da bilgi verirseniz yavaş yavaş ondan sonra sorularımıza geçmeye başlarız. Şöyle aslında en büyük sıkıntıyı nerede gördük bu şeyde de süreçte de söylediğiniz gibi VPN şeylerinden, erişim noktalarından. Çünkü eskiden kapalı olan kimsenin erişemediği sistemler artık bütün dünya erişmeye başladı. Neyse bunu bir şekilde alıştık alıştık yönetmeye başladık. Dediğiniz gibi belki yeni yatırımlar yapıldı. Daha fazla VPN kaldırabilen firewall'lar alındı. Şu oldu bu oldu. Bir şekilde yeni normal belki alıştık. Şimdi yine söylediğiniz gibi yavaş yavaş eski halimize dönmeye çalışıyoruz. Eski hale dönmek demek aslında şey de olmadı. Yani tamam bunun aşısını bulduk ya da hapı çıktı herkes birer hap alsın işe güce bakalım da olmadı. Hala hibrit yapılar ağırlıkta. Yani tamam işe dönüyor yavaş yavaş kuruluşlar. Ama mesela diyorlar ki her birimin yarısı sadece aynı anda çalışacak. Ya da işte sadece üst düzey yöneticiler ofise gelsin diğerleri evden çalışsın veya tersen üst düzey yöneticiler bir şey bulaşmasın o arkadaşlar evden çalışsın. Bu hibrit yapı da aslında biz gözden kaçırdığımız ve güncel olarak artık hani son bir yıla, bir buçuk yıla baktığımızda bir güvenlik duruşumuzu değiştirmemiz lazım. Biz yakın zamana kadar sistemleri korumak ve networkleri korumak üzerine bir yapı kurguladık. Yani bize kim erişebiliyor? Tamam, eriştikten sonra hangi sistemlere giriyor? Firewall da burada anahtar rolde tabii ki. Ama artık görüyoruz ki bizim korumamız gereken şey verilerimiz. Veri güvenliği, veri odaklı güvenliği. Burada tabii ki yine firewall bizim omurgamız, bel kemiğimiz, asıl her şeyi sağlayacak belki de sistem. Ama işte yine granüler dedikleri şekilde benim hangi kullanıcım, hangi
sisteme ulaşabiliyor? O kullanıcı o sisteme ulaştığında hangi yetkilere sahip? Onun üzerindeki hangi verilere ulaşıyor seviyesinde benim artık bir bunu yönetmeye başlamam lazım. Ve aynı şeyi hem içeriden hem dışarıdan, şimdi hibrit yapı dedik çünkü. Yani evdeyken de adam paylaşımlı klasördeki fiyat listelerine ulaşabilsin, ofisin içindeyken de. Ama işte müdür değilse, müdür seviyesinde değilse maliyet klasörüne erişemesin, o sadece fiyatları görsün gibi bizim o artık şeyi ayarları, konfigürasyona ve yetkileri granüler seviyede vermek, kullanıcı seviyesinde vermenin yolunu bulmamız lazım. En büyük şeyimiz, hani challenge'ımız bu olacak diye. Hani ben nasıl yapacağım bunu? İşte muhasebe yöneticisi Hüsnü Hanım evdeyken de bordroları görebilsin, ofisteyken de görebilsin, ama ben evden ona bunu açtığımda işte oradan gelen, belki onun VPN'ini kullanan başka bir kullanıcıysa o ona ulaşamasın. Buna bir kafa yormamız gerekecek. Yine hibrit yapı bulutu daha çok kullanmamız demek. Hani herkes, gerçi onu da gördüm, hani 100 tane aynı gün laptop alıp bir anda herkes evine gitsin diyen müşterimiz de oldu. Hani böyle çok gerçekten insanlar bir o şoku tam doğru belki şey yapamadılar, azmedemediler. Biz herkes laptopunda çalışmaya başlasın, böyle dağıtık bir yapı, tamam belki güzel, ama bu sefer kuruluş verilerim benim sağda solda insanların bilgisayarlarında olacak. Benim belki kuruluş network'üme saldırmak zor, ama herhangi birinin evinde, işte normal bir ev network'ü düşünün, artık evde de bizim network'lerimiz var çünkü. Yani ev network'ü eskiden neydi? İşte bir tane ADSL, yani yaşı yetenler hatırlar. Bir ADSL modemimiz vardı. Ona bağlı bir adet bilgisayarımız vardı. Hatta daha öncesinde işte dial-up'ta ben internet kullanırken telefon çalışmazdı. Bugün geldiğimiz noktada laptopumuz, televizyonumuz, işte cep telefonlarımız, tabletlerimiz, hanımın tableti, çocukların tableti, işte bizim evde elektrik süpürgesi bile Wi-Fi'yi kullanıyor. Hani düşününce bu da bir network haline geldi. Şimdi evet. Bu network'teki güvenlik açıklarının sayısı ve bu network'e hedef almanın kolaylığı şeyden çok daha fazla. Yani ben şirkete eklemeye çalışacağım, işte 720p diziizle.com'u eklerim, alakası bir film izleme sitesi eklerim, oraya ziyaret edenlerin bilgisayarına bulaşacak bir zarar yerleştiririm ki bu en kolay yapılabilecek saldırılardan biri. Ve ondan sonra o ev network'üne girince sağ solu tararım, bakarım işte şu şirkette çalışan birinin laptopu da aynı network'e bağlı. Bir anda iş biraz da benim açımdan kolay olur. Onun için uç birimlerin güvenliği de biraz daha önem arz edecek. Çünkü insanlar artık hibrit yapı ve kısa sürede değişmeyecek gibi gözüküyor. Yani büyük şirketlere bakıyoruz, Microsoft'a şuna buna. Neredeyse tamam artık sonsuza kadar evden çalışın, ofise dönmeyine geldiler. Verinin de işte bu bütün bu şey içerisinde, hani bugün ofiste, yarın dışarıdalar, öbür gün şöyle, bir iki gün böyle ve ortak projeler üzerinde çalışıyoruz. Böyle olunca da o verinin de bulutta tutulması ve buna bağlı sıkıntılar hayatımıza girecek. Bulutta tutulması konusunda ciddi bizim yine kısıtlarımız var. KVKK diyor ki yurt dışına gönderemezsin bunu. Ben IBM'in bulutunu kullansam IBM bile bilmiyor benim verimin nerede tutulacağını belki. Bulutun mantığı zaten o. Böyle olunca da biraz daha farklı şeyler hayatıma girecek. Hani challenge'lar, sıkıntılar hayatıma girecek, ama o normalleşme tek seferde olmayacağı için belki hani tamam bugün artık döndük şeyi çok belki gerçekçi olmayacak gibi geliyor bana. Hani hala aşıdan haber yok sonuçta. Aslında şey, hani yeni normal diyoruz ya, aslında normalin yenisi olmaz. Normal normaldir. O ilk başta çıkan bir tabirden yeni normal. Yeni bir şey varsa normal değildir. Ama şey, sanki biz yavaş yavaş döndük gibime geliyor. Hani aşı falan, hani biz Türk olduğumuz için çok aşı falan beklemeden onu hallettik gibime geliyor. Teşekkür ederim katıldığınız için. Biliyorsunuz biz hani sorular almıştık daha öncesinden. Hem LinkedIn üzerinden hem de mail üzerinden. Öncelikle onları size yönlendirmek istiyorum. Daha sonra bu webinarda gelen birkaç sorumuz var. Onları yönlendireceğim. Bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. En güzel soruya bir tane bu kitaptan değil mi? Aslında şöyle yapabiliriz. Benim 3 kitabım var. 3'er tane. 3 farklı kişiye her birinden birer tane şey yapabiliriz, hediye edebiliriz. Tamam, süper o zaman.
En güzel soruları soran 3 kişiye veya çok soru gelirse artık çekilişle 3 kişiye göndeririz. İlk soru, pen testi yapacak firmanın minimum hangi sertifikalara sahip olması gerekiyor? Nasıl güveneceğiz? Aslında bunu birazcık açıkladık. Evet, orada güveneceğimiz kişi testi yapacak uzman kimse. Onun sertifikalarına bakacağız. Hani şey ayıp değil. Test öncesi biz, çünkü veriyoruz, müşterilerimiz bizden bunu talep ediyor. Bu testte kimler çalışacak, bir zahmet CV'lerini alalım diye soruyorlar. Biz de gönderiyoruz CV'leri. Bakıyorlar, hani şu arkadaş belki hani biraz daha tecrübeli biri var mı diye sorular da gelebiliyor. Ve biz ekibi ona göre oluşturabiliyoruz. Onun için orada şirketin hani ISO 27001, 14008 işte aklınıza gelen bütün sertifikalara sahip olmasının bir önemi yok. Bize kim gelecek bir onu söyleyin diye. Dediğim gibi bu da ayıp değil. Hani sertifika şeyleri, CV'leri isteyebilirsiniz. Orada da hani bu arkadaşlar kaç yıldır bu işi yapıyor, daha önce nerelerde çalışmışlar, hangi profesyonel eğitimleri almışlar, hangi sertifikalara sahipler, bunları görürsünüz ve ona bağlı olarak bir karar verebilirsiniz. Bir diğer soru, pentest yapan firmanın açıkları kapatmak için ekstra ürün veya çözüm sunması doğru mudur? Bu tartışmalı bir konu, bence değil. Hatta sektörde işte çok özel ürünler dışında, hani başka kimsenin çözemediği sorunları çözen bazı ürünler dışında, işte sizin bu wireless IPS'iniz onlardan bir tanesini, muadili yok onun için, onu öneriyoruz biz. Ama onun dışında ürün önermesi firmanın çok doğru değil. Çünkü şunu da biliyorum, sırf ürün satışı yapabilmek için sızma testi yapmaya başlayan şirketler oldu. Çünkü o sızma testi sonuç raporu düşünürseniz bir kit list haline gelebilir çok kolaylıkla. Biz şu açıkları bulduk, şunlar şunlar olsaydı. Şu, mesela yakın zamanda Havelsan'ın da adının geçtiği bir olay yaşadık, evet, biliyorsunuz. LinkedIn'e bir giriyorsunuz, işte bizim şu ürünümüzü alsaydı Havelsan bu olmazdı. Şunu alsaydı Havelsan, zamanında anlattık almadılar falan. Ama daha bir tür olayı bilmiyoruz ki, yani Havelsan mı, tedarikçisi mi, sadece iki tane mail kutusu mu, yoksa network chemistry, hiçbir şey bilmeden bunda. Bizim bu sıkıntılardan biri de o, ürün odaklı bir güvenlik duruşumuz var. Yani biz zannediyoruz ki ürün konumlandırmak bizim çözümümüz. Ama aslında ürün, süreç ve kişi, üçünü biz bir arada yürütürsek başarılı olabiliyoruz. Yani sadece ürün aldım, adam kullanmayı bilmiyor. Yani biz kamuya da çalışıyoruz. Kamuda katılanlar varsa yanlış anlamasınlar ama öyle arkadaşlar var ki hani oraya güvenlik görevlisi olmaması lazım, bilgisayarda çalışıyor. Hani o kadar konuya uzak. Hı hı. Yine işte süreçler oturmamış, antivirüsü güncellemeyi unutmuşlar. Yani önemli bir kamu kurumu 3 aydır antivirüssüz hala, çünkü alım süreci için bakanlıktan yazı bekliyor vesaire. Bu da sürecin önemini gösteriyor. Hani teknoloji sadece bir bileşen. Onun için ürünler evet gerekli ama sızma testini yapan firmanın şöyle yorumu alınabilir belki. Ya tamam, sen buraya işte CM önermişsin de A markası mı B markası mı, ya da yerli CM'ler nasıl diye bir sohbet olabilir ama şey çok doğru gelmiyor bana. Firmanın ya bizim de şu ürünlerimizi alın diye sonrasında bir önlerine liste koyması, o çıkar çatışması var orada yani ciddi şekilde. Ben şeyde hemfikirim sizde, sızma testi yapan firmanın aynı müşteriye ürün teklifinde bulunmaması. Çünkü hani o zaman gerçekçiliği sanki birazcık gittiriyor gibime geliyor. Hani sanki o ürünü satabilmek için o açığı size gösteriyormuş gibime geliyor. O yüzden hani bize de diyorlar, hani siz sızma testi yapıyor musunuz? Yani çok mantıksız geliyor. Sonuçta ben niye kendi sattığım ürünü kötülemek için onun açıklarını sana göstereyim? Yani biraz saçma bir konu. O yüzden hani hep şey diyoruz, sızma testi yapılan firmayla ürün tedariği yapılan firma, hatta siber danışmanlık, siber güvenlik danışmanlığı aldığınız firma, hepsi ayrı ayrı olursa çok daha aslında etkili bir savunma stratejisi olur. Şey ama patron tabii şey, yani tek bir yerden alalım, ucuza alalım mantığı olduğu için o genelde bir yerde patlıyor maalesef. Hatta almayalım bir, hizmet olduğu için mesela sızma testi yapmışız. Bir olay yaşıyorlar, arıyorlar. Ben bir olay müdahalesi için ayrı teklif verince de ya hocam biz sızma testine para verdik ya, işte kalkın gelin. Adana'da mesela bizim böyle 3 gün oraya gidip müdahale yapmamızı bekliyor. Geçen yıl ödediği sızma testi parasına binaen. Yani. Onları da görüyoruz.
Maalesef. Bir diğer soru, pentest yapılırken bazı IP'lere ve portlara izin verilmesi isteniliyor. Bu normal bir şey midir yoksa pentestin bir aşaması mıdır? Bunu ben de söylemiştim zaten. Karşılaşıyoruz bu durumlarla. Bunun cevabını vermiştiniz. Pentest yaptırdım ama raporda sadece açıklar yazıyor. Onları nasıl kapatacağımızın yazmaması normal midir? Normal değil kesinlikle. Siz yani bu durumda bir pentest yaptırmamışsınız, bir zafiyet taraması yapmışsınız. Bu zafiyet tarama yazılımının da yapacağı tam olarak bu. Size diyecek ki şurada şu açıklarım var. Yani belki ekstradan bir şey önerebilir. Hani şuraya bakabilirsin, okuyabilirsin, bir kaynak önerebilir. Ama sızma testi dediğim gibi bir süreç ve bunun bazı önemli bileşenleri var. İşte mesela rapor. Raporun içerisinde yönetici özetinin olması, bulguların olması ve giderme önerilerinin olması. Ve yine sızma testi süreci dediğim gibi o açıklar giderilirse bir işe yarıyor. Yoksa o açıklar giderilmezse bir işe yaramıyor. Onun için da ne yazık ki bu durum biraz garip. Yani firmayı bilmiyorum, kötülemek de istemiyorum ama yaptıkları doğru değil kesinlikle. Sanıyorum bu yolda bir kariyer yapmak isteyen bir arkadaşımızın sorusu var. Pentest yapabilmek için iyi bir hacker olmak zorunda mıyım? Aslında değilsiniz. Hacker olabilmek için iyi bir pentester olmanıza gerek yok. Şimdi pentester biraz daha sızma testi yapacak kişi. Biraz da böyle her işten anlayan bir doktor gibi olması lazım. Yani kulağı ağrıyor, tamam şunlardan olabilir. Karnım ağrıyor, bu olabilir gibi. Bir işte genel anlamda bunu biliyor olması lazım. Hacker dediğimiz arkadaşlar da tek bir açık konusunda uzmanlaşıp her yerde onu deneyip yine başarılı doğru şey değil. Hani yine suç işleyebilir. Yani ben sadece SQL injection açıklarını öğrendim. Tamam, SQL injection arıyorum deli gibi. Bunları da bulduğum yeri hackliyorum, oradan veri çalıyorum vesaire. Yani böyle bir siber suçlu kariyeri yapılabilir ama sızma testi tarafında sizin network'ü biliyor olmanız lazım. Çünkü başta da söylediğim gibi bizim müşterimiz IT birimleri. IT'ci gelip yani firewall'da şöyle bir kural girdim. Hani en yeni çok saçma bir kural ama kendi içinde de tutarsız kurallar girebiliyorlar. Ya bir açalım şuna bir bakın. Ya da işte bizim antivirüsün şöyle bir ayarı var mı sizce? Ya da biz antivirüs değiştirmeyi düşünüyoruz ama yapımız böyle gibi. Network sorularını, işletim sistemi sorularını ve uygulama güvenliği sorularının neredeyse tamamını yanıtlayabilecek duruma gelmeniz lazım. Onun için soruyu tersten alırsak iyi bir hacker olmak için sızma testi uzmanı olmanıza gerek yok. Ama sadece iyi bir hacker olmak size iyi bir sızma testi uzmanı yapmaz kesinlikle. Tamamdır. Bize önceden gelen soruların son sorusu. Açık kaynak kodlu pentest araçları mı kullanmalı yoksa ücretli olanlar mı? Müşteri tarafında ücretsiz araçlar kullanıldığında sanki boşuna para veriliyormuş gibi düşünülüyor. Bunu nasıl açıklarız? Bu da sanıyorum bir pentest yapan bir arkadaşımızdan geliyor. Şöyle, ücretli normal şartlar altında zaten araca ya da araç çalışsın diye vermiyorlar. Çünkü sizin kullandığınız araçlar ücretli olsa bile hani kuruluş da kendisi alıp kullanabilir kendi içinde. Onun için sızma testinde burada bir değer katmış olmanız lazım. Yani evet, bizim işte zafiyet tarama aracı bunu çıkartamamıştı, bunu bulamamıştı. Çünkü yine biliyoruz ki zafiyet tarama araçlarının bakmadığı kategoriler var. Mesela yine wireless örneğinden gireceğim. Ben istediğim kadar wireless ağını taratayım. İşte ücretli, ücretsiz, açık kaynak istediğim kadar taratayım. Asıl sorun man in the middle ya da evil twin gibi sorunlardan kaynaklıysa bu konuda bana bir bulgu vermeyecek. Onun için eğer hani şey noktasında bir konuşma geçiyorsa, ya sen bunu çalıştırdın, bunun için para istiyorsun, orada verilen hizmetin belki biraz da katma değeri anlaşılamamış olabilir ve onu konuşmakta fayda olur. Tamam. Şimdi bugünden gelen sorular. Veysel Ece'nin bir sorusu var. Pentest yaptıracağız fakat firma çalışanlarının hangi sertifikaların olmasını tercih etmediği şartname yazarken. Bu sanırım bugün üçüncü kez cevaplıyoruz. Lazım. Aynı sertifika otoritesinin sertifikaları olmasın. Örneğin kim var? EC Council, CEHI veren kuruluş. GIAC, SANS'ın eğitimlerinin devamında alınan şey. Hı hı. Bir de Offensive Security, yani dünyada sertifika deyince akla gelen üç isim bunlar. Ve bunların birbirine denk sertifikaları işte. OSCP,
denk gelmiyor. OSCP, LPT'ye denk geliyor. Aynı zamanda işte GPEN tamam çok prestijli bir şey ama teorik bir sınav günün sonunda. Ve işte rapor yazılmayan bir sınav. Onun için hani GPEN CH bile bence karşılık gelmiyor. Çünkü CH'nin yeni versiyonlarında biraz uygulama var. Ama hani böyle bir hangi sertifikalar diyorsanız üçünden de VA ile yazarak olmasına özen gösterin ki tek tedarikçiye kalmayın. Sizin için risk o olur. Hani ben GIAC'ın bütün sertifikalarını yazdım ya da EC Council'un bütün sertifikalarını yazdım. Çok güzel onlar kaç kişi de var acaba? Onun için her birinden VA ile yazarsanız ve sızma testi özelinde sertifikalar yazarsanız işte orada CISSP'nin mesela yeri yok. Proje yönetimi PMP istenen sertifikalardan yine yeri yok. ISO 27001 baş denetçisi olmasına gerek yok. Ya da CISA, CISIM bunlara ihtiyacı yok. Yani sızma testi yapacak çünkü bu arkadaş. O konuyla ilgili sertifikaların hepsini yazabilirsiniz VA ile. Bazen şunu da görüyoruz. İşte en az iki tanesi, en az üç tanesi gibi. Bence doğru yaklaşım olur. Tamamdır. Erdem Kara'nın bir sorusu var. Hocam merhaba. Sızma testi konusunda verilen eğitimlerin standartizasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğitim veriyoruz diyen bazı kişi ve kuruluşlar şahısların parasını alıyor ama eğitimin içi boş. Eğitici teknik olarak yeterli olsa da öğretme konusunda çok başarısız. Bu konuda nasıl bir standartizasyon gelebilir? Standartizasyon gelmesinin çok faydası olur diye düşünüyorum. Ben aksine aynı fikirde değilim. Çünkü şimdi hani ben sene başından beri herhalde yani Udemy eğitimleri dahil bir 40 tane eğitim almışımdır. Hani sürekli eğitim almaya devam ediyoruz. Ve bu kadar çok eğitim almamın nedeni de aslında standart olmaması. Herkes farklı bir noktayı ön plana çıkarıyor. Herkesin daha önemli gördüğü veya daha iyi anlatabildiği, daha iyi aktarabildiği bir şey oluyor ve siz onu alıyorsunuz. Hani zaten işte EC Council, SANS, Offensive Security bakınca her birinin eğitim içeriği ve kapsamı da çok farklı. Sınav kapsamı da çok farklı. Ve bu sayede bunlar bir değer katabiliyor. Herkesin aynı eğitimi verdi. İşte ben herkes gitsin TSE'den bu eğitimi alsın ve ona göre de şey yapalım. Okey tamam kim değer katacak? Bu soru bu sefer havada kalıyor. Evet kötü eğitmenler var ne yazık ki. Bildiği konuyu anlatamamak da ayrı bir konu olabilir. Hani burada biraz yorumlara bakacaksınız. Biraz hani hemen hemen hepsinin bir ücretsiz videosu bir şey oluyor. O video aklınıza yatıyor mu? Konuşması size uygun mu? O videoda ele aldığı konu size mantıklı geliyor mu? Ona göre bir karar vereceksiniz. Hani benim de eğitim almadan önce verdiğim şey bu. Hasan Ateş'in bir sorusu var. Pentest sonrasında oluşturulan rapor için otomatik bir tool mu kullanılıyor yoksa manuel olarak mı yazılıyor? Ayrıca false pozitif oranlarını düşürmek için neler yapıyorsunuz? Şimdi pentest raporunda false pozitifin yeri yok zaten. O bir zafiyet tarama raporunda olur. İşte taramıştır sistemi ve olmayan bir sistem, olmayan bir açık raporlanmıştır. Yani sızma testinde çalışmalar manuel yapıldığı için ve günün sonunda istismar edildiği için açıklar. Zaten false pozitifin pentest raporunda yeri yok. Raporlama konusunda da yine bu sebepten dolayı eğer bir zafiyet taramasıysa otomatik bir şeyle raporlayabilirsiniz. Ama sızma testinde senaryonun kurgulanması gerektiği için ve adımların anlatılması gerektiği için çünkü bu bir aslında akış gibi oluyor günün sonunda. Bir hikaye yazılıyor. Belki işte bu arkadaş belli ki meraklı hani write-up'ları, CTF write-up'larını falan okuduysanız zaten oradakine yakın bir şey olması lazım ki ben anlayayım sorunun ne olduğunu. Nereden girmiş, nasıl devam etmiş ve ortaya ne çıkmış onu anlayabileyim. Yoksa hani sadece tablolar o daha çok zafiyet taramasının sonucu olur. Tamamdır. Erdinç Bey'in bir sorusu var. Bu zamana kadar yaşadığınız en ilginç hikaye nedir? İlginci tanımlamak lazım burada. Hani, yani unutamadığınız böyle bir belki tecrübe olabilir. Yani bir herhalde böyle en etkileyicilerden biri, beni en çok etkileyenlerden biri bir askeri sistemin testini yapıyoruz. Bayağı da ciddi bir askeri sistem. Bir SSH portu bulduk açık. İşte SSH rooted IP adresini yazdık ve root yetkileriyle sisteme bağlandık. Yani bu
şey de yapmak istemiyorum ama füze fırlatabilen bir sistemdi. Hani o anda nasıl oldu da füze fırlatmadık bilmiyorum. Yani zaman zaman öyle ilginç şeylere denk gelebiliyoruz. İşte bir mobil ödeme uygulaması oluyor mesela. Biz işte 1 liramız varken hesapta 100 bin dolarlık bir ödemeyi onaylatabiliyoruz. Hani böyle de hani bir duralım, bir yemeğe gidelim. Yemeğe mi gitsek, Meksika'ya mı kaçsak sorun gibi kendi içimizde şeyini yaptığımız durumlar oluyor. Ama tabii sıkıntı ne bizim işle ilgili? Ne müşteri adı verebiliyorum. Hani belki beni izleyenler, takip edenler vardır. Hani bugüne kadar referans kısmı yok. Ne yazık ki veremiyorum. Hani çok istendiği takdirde isim verebiliyoruz. Şunu yaptık, bunu bulduk diye çok sağda solda bir şeyler konuşamıyorum. Çünkü günün sonunda yani canlı sistemler ve benim yapacağım bir hata sonucunda bir şeyin ifşa olması çok daha istemediğimiz sonuçlara neden olabilir. Onun için bu ilginç hikayeleri de şimdi anlatmaya başladıkça insanlar şeyi de oturtabilir diye çekiniyorum. Yani, bu burada yaşanmıştır diye. Çünkü en ilginçleri de oralardan çıkıyor. Evet. Onun için de şeyi çok o konuda ne yazık ki ancak emekli olduktan sonra belki bir kitapta onunla ilgili yazarım. Hani o saatten sonra. İnşallah okumaktan keyif duyarız. Vursun deyip. Onur Coşkun'un bir sorusu var. Sızma alanında çalışan birinin sosyal yetkinlikleri neler olmalıdır? Bizim mesela şeyde en çok önem verdiğimiz noktalardan biri işe bir arkadaş alırken yazılı ifade becerisi. Çünkü başta söylediğim gibi biz bir rapor veriyoruz ve işte D'leri dağları ayıramayan bir adama D'leri dağları ayırmayı öğretmek ona sızma testi yapmayı öğretmekten çok daha zor. Onun için iletişim becerileri, yazılı ve sözlü sizin hayatınızı kurtarabilir. Yani gerçekten. Onun dışında hani öğrenebilmek ve dar görüşlü olmamak önemli. Hani şeyse çok ezberlemeyi seven, işte notlar alan, birinci adım şu, ikinci adım şu ve o adımları izlemeyi seven insanlarsanız bu alan size uygun değil. Hani siber güvenliğin farklı alanlarında çok başarılı olabilirsiniz ama sızma testi çünkü bilmiyoruz. Yani mesela en son katılımcılardan kim ne zaman Solaris gördü ama ben geçen hafta bir testte Solaris vardı. Hani Solaris işte demek bilmeyenler için söyleyeyim. Hani ben ezbere gitsem onun Solaris olduğunu bile anlamayacaktım, fark etmeyecektim. Onun için bu hani açık görüşlü olmak ve yazılı sözlü iletişim teknik beceriler dışında sahip olması gereken önemli beceriler. Togan Türel'in bir sorusu var. Pen testi yapan, gerçekleştirenlerin içeriden veri kaybına veya kendine veri alıp almadığının denetimi nasıl olabilir? Şimdi orada biz NATO standartlarında da bazen testler yapıyoruz. Bundan gerçekten emin olmak istiyorsak bunun bir tane yolu var. Bizden şunu talep ediyorlar. Bir, yaptığın bütün çalışmanın trafik kaydını, PCAP dosyasını vereceksin. İki, ekran görüntülerini kaydedip yani bu şey ekranı video olarak kaydedip onu da bize vereceksin ve biz de onu inceleyeceğiz. Loglarımızla birlikte karşılaştıracağız. Hani zaman ayarı yapılıyor test başlarken onların saatine, bizim saatimiz. Ondan sonra biz hem trafik kaydı hem ekran kaydı alıyoruz ve bunu da raporla birlikte sunuyoruz. Ancak öyle bir miktar emin olabilirsiniz. Şafak Arkun'un bir sorusu var. Penetrasyon testi sonrasında çıkacak rapora bağlı CM olgunlaştırma sürecinde bir red team üyesi yani pen testi yapan uzman gözünden bakılarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda sizin düşünceniz nedir? Kesinlikle aynı fikirdeyim. Doğru. Hani CM kuralı vesaire çok ütopik ya da gereksiz senaryolar olabiliyor. Ama sızma testi sonucunda başarılı olan senaryolar nasıl başarılı oldu? Biz bunların hangilerini gördük? CM'de bunu nasıl görürdük? Şey yapılması gereken, ele alınması gereken bir konu. Tamamen katılıyorum aynı fikirde. Erdinç Bey bir soru daha sormuş. En zayıf halka insan diyoruz fakat bu konuda firmaların personel eğitim durumunda son bir senede değişim gösterdiğini düşünüyor musunuz? Ne yazık ki hayır. Ben de hemfikirim hayır. Kesinlikle. Ben şey söyleyebilirim. Geçen seneydi sanırım şey eğitimleri veriyorduk. Siber güvenlik çalışanlara siber güvenlik eğitimi veriyorduk ücretsiz olarak. Bizim ürünümüzü kullanması kullanması fark etmiyor. İsteyen herkese veriyorduk. İşte anlatıyorum böyle böyle yapmayın falan diye. Herkes şeyi soruyordu. Bu banka hesapları nasıl hackleniyor? İşte bizim banka hesabımız hackleniyor mi? Yani sonuçta şey
çalışanlar da evet dinliyorlar ama günün sonunda sadece kendilerini ilgilendiren konulara ilgili oluyorlar. Hani en çok karşılaştığım şey de ki hala yapılıyor şirket hesaplarıyla kişisel sitelere üye olup her şeyi yapmaları. Hani çok ilginçime gidiyor. Yani o hesap senin olmadığı halde neden o hesapla her şeyi yapabileceği hissine kapılıyor insanlar. İlginç bir durum. Nazif Yaran'ın bir sorusu var. Sızma girişimlerini engellemek için caydırıcılık nasıl sağlanır? Nasıl bir yapı olsaydı, nasıl yapı ile uğraşmazdınız? Yani burada çok beylik bir laf ama hani FBI insanları hacklemekten caydıramıyor. Biz nasıl yapacağız o işi? Ya da işte Mossad'ı hacklemeye çalışıyorlar. Hani biliyoruz ki Mossad yani çok kafası kızarsa gelir bizi öldürür burada hani çok da. daha nasıl bir caydırıcılık olur bilmiyorum ama ona rağmen insanlar uğraşıyor. Orada caydırıcılık bunu yakın zamanda bu konuda yüksek lisans yapan bir arkadaşla da konuşma fırsatımız oldu. Ülke bazında da yapamıyoruz bu caydırıcılığı. Yani siberde caydırıcılık ne yazık ki çok gerçekçi değil. Çünkü hani tamam sistem zor vesaire ama şeye bakabilirsiniz bug bounty programlarına. Yani Twitter kendi hesabı, kendi şeyini açıyor. Gelin beni hackleyin, açık bulun diye. Ve insanlar buluyor. Yani Twitter'ın güvenlik bütçesini düşünün. Sizin güvenlik bütçenizi düşünün. Twitter'da açık bulmaya bulacak kadar uğraşan adam sizde de uğraşır. Onun için o kaybedeceğimiz bir yarış. Bizim daha çok tespit etmeye hani bir para harcayacaksak hani burayı çok zorlaştıralım adam vazgeçsin değil. Adamı uğraşmaya başladığında biz erken fark edelim ve direkt network'ten atalım adamı ya belki şey yapmak lazım. Yani caydırıcılık değil de belki hani tespit yani konu odaklı bir yaklaşım. Ben de sizinle hemfikirdeyim. Hani caydırıcılık çok yani siber tarafta caydırıcılık çok mümkün olan bir şey gibi gözükmüyor ve olmayacaktır da büyük ihtimalle. O yüzden hani mümkün i̇şte mertebe... Beyaz Saray'ın öyle bir kararı var. Amerika'ya karşı, Amerikan hükümetine karşı yapılan siber saldırıları da biz savaş nedeni sayacağız. Normal gerçek saldırıyla aynı kategoride değerlendireceğiz dediler. Ona rağmen kimsenin umurunda değil. Hala hatırmalıyor yani. Evet. Bir soru daha geldi. Son sorumuz aslında ama Veysel Bey'den. Honeypot kullanmak tehlikeli mi? Honeypot kullanmak tehlikeli değil. Çünkü honeypot tamam zafiyet varmış gibi davranan bir sistem. Ama honeypot'un üzerinde de hiçbir verimiz, hiçbir şeyimiz yok. Yani honeypot kötü senaryo hacklense bile saldırganın oradan bir yere gidemiyor olması lazım. Honeypot'u doğru kurgularıysam network'te. Honeypot'ta sıkıntı olarak şunu görüyoruz. Hani bizim de kendi hizmetlerimize dahil ettiğimiz bazı honeypot'lar var. İnsanlar bakmıyor honeypot'a. Yani onu oraya kuruyoruz. Zaten dışarıya dönükse hani her gün yüz binlerce saldırı geldiği için bir süre sonra sıkılıyoruz. İçerideki honeypot'a da işte bir alarm sistemi doğru kurgulanmadığı için fark etmiyoruz. Ya da orayı da umursamamaya başlıyoruz. Yani sonunda honeypot'u dedike bir şeyimiz yoksa, bir iş birimimiz yoksa kullanamadığımız için çok önermeyiz. Ama onun dışında honeypot'tan kaynaklı bir tehlike ben öngöremiyorum. Honeypot eğlenceli ama eğer kullanıyorsanız. Yani oturup izlemesi gerçekten zevkli. Evet. Biraz ilgi duyuyorsunuz o tarafa. Biz de şey yapmıştık bu multi-factor authentication için hani artık bir saldırılarını görmek için dedik yani bir günde ne kadar saldırı gelebilir bize acaba? Kaç kişi, kaç kez şifre denenebilir? Yani şey yok. Gerçekten hani otomatik olduğunu o kadar anlıyorsunuz ki hani açtığınız an başlıyor. Şey yok öyle hani ya ne zaman IP öğrendin, ne zaman şey yaptın diye bir süre yok. Otomatik olarak direkt talepler gelmeye başlıyor. O yüzden hani honeypot bence eğlenceli ama dediğiniz gibi kullanıyorsanız eğlenceli. Yoksa hani honeypot var mı var ne yapıyorsun bilmiyorum işte orada duruyor. Şey gibi hani bir ay sonra pantolon cebinde 20 lira bulmuş gibi bir şey oluyor. Hani unutmuşsunuz orada bak burada honeypot varmış ne olmuş diye baktığın zaman da bir şey ifade etmiyor aslında sizin için. O kadar yani süreden sonra. Sızma testlerinde de rastlıyoruz. Orada hani genel kültür olarak honeypot kullanmayı düşünüyorsanız adını honeypot yapmayın. Çünkü onu da görüyoruz. Sızma testine gitmiş. Honeypot adında sistem görüyoruz. Hani onun ne olduğu belli ediyor kendini. Honeypot'u çünkü konfigüre etmek, onu gizlemek. Yani honeypot olduğu anlaşılmazsa onun bir esprisi var. Evet, aynen öyle. O da bir emek sarf ediyor, gerektiriyor. Genelde onu yapmıyor firmalar. Yani iki next bir finish honeypot kuruyor ve izlemiyor da dediğiniz gibi. Oradan da bir dönüş olmuyor tabii ki.
Şimdilik sorular bu kadar. Bir 5-10 saniye daha belki başka soru varsa onları da cevaplayalım. Sizin kapatmak için söylemek istediğiniz herhangi bir şey kaldı mı bilmiyorum. Bayağı bir şeyin üzerinden geçtik ama. Evet, ana başlıkların üzerinden geçtik. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Umarım faydalı olmuştur katılımcılara. Herhangi bir soru olursa sonrasında size iletebilirler. Memnuniyetle yanıtlarım, akıllarına takılan bir şey olursa. Hani zaten bilenler biliyordur. Kontörle çalışmıyorum ben, onun için istedikleri zaman istediklerini sorabilirler. Memnuniyetle yanıtlarım. Bir soru geldi Baranca Baran'dan. Siber sigortanın durumu konusunda son bilgi. Siber sigorta çok ilginç bir konu aslında. Siber sigorta, evet. İyi midir kötü müdür tartışılacak bir konu. Hani biz o konuda şey yapıyoruz, danışmanlık veriyoruz. Sigorta alımı seviyesinde danışmanlık veriyoruz. Orada birkaç tane tuzak var. Mesela işte Kanada'da bile iki belediye bir fidye yazılım sonucunda paralarını alamadılar. Ve belediyelerden birinin basın açıklamasında var. Yani biz bu parayı niye alamadığımızı anlamadık diyor. Çünkü hani normal şartlarda almış olmamız lazım. Orada bir takım sıkıntılı konular var. Mesela işte Petya Not Petya. Bu WannaCry'dan sonra çıkan iki zararlı yazılım. Bazı sigorta şirketleri bundan doğan hasarları ödemediler. Çünkü şöyle bir madde varmış. Savaş durumunda poliçe devreye girmez. Ve dendi ki ya bu Petya Not Petya bu hükümet işi, APT. Dolayısıyla bu bir saldırıdır, bir savaş durumu sayılır. Biz bunu ödemeyeceğiz dediler mesela, sıyrıldılar. Onun dışında muafiyet sıkıntısı var. Yani deniyor ki bu poliçe 25 bin euro üzeri zararlar için geçerli. Fidye yazılımı yiyorum. Benden istiyor 250 dolar, 2 bin dolar neyse. O meblağda değil. Ben şimdi 2 bin dolar için o poliçeyi işletemiyorum. Zaten 25 bin euroluk bir şey benim başıma gelse şirketi kapatıp giderim. Hani öyle bir de bir rakam. Hani hatta bir yerde ciddi şey çıktı. Yani o muafiyet içerisinde o şirket 10 tane güvenlik ihlali yaşamayı şey yapabilir, kaldırabilir. Çünkü aynı rakama geliyor. Yani 10 kere hacklenirsem bir poliçeye denk geliyor. Onun dışında şeyler, dediğim gibi İngilizce'de bile çok flu kısımlar. Bir de bu poliçelerin Türkçe'ye çevrildiğini düşünün. İyice karman çorman bir şey oluyor. Sigorta satıcıları çok ikna kabiliyeti yüksek insanlar. Yani hayat sigortası, araba sigortası satanlardan çok farklı değil. Orada birkaç şeye de dikkat etmek lazım. Tamam, ben bir olay yaşadım, bildirdim. Kim olayı doğrulayacak? Çünkü onu da benim kanıtlamam lazım bir yaşamına dair. İşte firmaların bir kısmı Türkiye'de eksperi yok. Bir kısmı gerçekten araba ve gemi ekspertizi yapan firmaya vermişler bu ekspertiz işini. Hani işte normal araba hasarına bakan adam gelip benim işte fidye yazılımı yedim mi yemedim mi, bu buna kaç para ödeyecek sigorta, ona bakacak gibi şeyler. Kobi ise, soru bir Kobi'den geliyorsa, önerebileceğim bir tane şey var. Yerli firma var. İsim söylememin sakıncası olur mu? Yok, bizde sakınca yok yani. Anadolu Sigorta'nın bir şeyi var, poliçesi var. Dediğim gibi Kobi ölçeğindeyseniz, çünkü limitler biraz Kobi ölçeğinde. Anadolu Sigorta ile konuşun. Onun üzerinde bu çok ciddi oturup işte karşılaştırılması gereken ve düşünülmesi gereken bir süreç. Bir proje olarak değerlendiririm onu. Ama hani Kobi ölçeğiyse Anadolu Sigorta'nın çok da uygun maliyetli, öyle 700 lira 1000 lira civarında bir şeyler var yıllık. Hani ödeyip onu alabilirsiniz diye düşünüyorum. Tamamdır. Başka soru var mı diye bakıyorum. Şimdilik yok galiba. Yine bir 5-10 saniye bekleyip daha sonra soru yoksa herkese teşekkür edip kapatabiliriz. Umarım herkes için bu penetrasyon testi, sızma testi konusu açıklayıcı olmuştur. Çünkü dediğim ilk başta dediğim gibi bize de çok fazla soru geliyordu. Biz de merak ettiklerimizi sorduk Alper Bey'e. Sizin de sorularınızı yönelttik. Zannediyorum ki hemen hemen her şey zaten bir şekilde bir şeyler anlattı Alper Bey. Başka sorunuz varsa bize turkey@watchguard.com mail adresine gönderebilirsiniz. Oradan biz kendisine Alper Bey'e yönlendiririz. Cevapları sizinle paylaşırız. Kitapları sormuşsunuz. Kitapları, soruları tekrardan Alper Bey gözden geçirecek. Ona göre 3 kişiye hediye edecek. O 3 kişiye de şey yapacağız, maille ulaşacağız. Gün içerisinde geri dönüş yapmış oluruz zaten. Başka soru yok galiba. Alper Bey çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız. Uzunca bir zaman, yani 1,5 saati bulmuşuz. Keyifli bir sohbetti.
bizim için. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa kapatabiliriz. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.